Sırrul esrar ön söz. Hamd Allah'ızdır. Çünkü o güçlü bilgi zatında toplayan, ezeli yaratıcı, hikmeti varlığında kayım kılan, cömert ve kerim şefkatli bir Rab'dır. Çünkü o en kavi dinle doğru yolu gösterene, özünde hikmet olan zikri, azamet taşıyan Kur'an'ı gönderdi. Selat ve selam Ümmü Muhammed'e olsun. Ki o risalet zincirini tamamlayan, şaşkın hallerden alan bir peygamberdir peygamberler arasında en çok şeref alan, kitaplar arasında en şereflisiyle müşerref kılındır. Onun Ali, hidayeti arayanlara birer önder olmuştu. Onun asabı hayırlı, hayırla dolu ve seçmeydi. Bu büyüklere de bol salat ve selamlar olsun. Gerçekten ilim, değer anlatılanlar arasında en üstün şerefi taşımakta, en yüce mertebeye sahip olmakta, en pahalı zinet olmakta, manen en üstün ticareti getirmektedir. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'ın azze ve celle tevhidine ilimle erilir. Nebileri, Resulleri tasdik edebilmek ilimle olur. Onlara salat ve selam olsun. Alimler Allah'ın has kullarıdır. Onlara dini ilimleri için seçti. Taşıdıkları fazilet meziyeti icabı ilim nurunu onlara verdi. Onları halk arasından tercihle ayırdı. Çünkü onlar nebilerin varisi, halifesi ve Resullerin halka efendi kıldığı kimselerdir. Aynı zamanda peygamberler için en iyi irfan duygusunu onlar taşır. Hak Teala ilim sahiplerini överken şöyle buyurur. Sonra kitabı öyle kimselere bıraktık ki onları kullarımız arasından ayırdık. Onların bir kısmı nefsine zulmeder, bir kısmı orta halli gider. Hataları ile sevapları eşit geçer. Bir kısmı da hayra koşar. Fatır 32 Sonra Peygamberimiz de o zatları överken şöyle buyurur. İlim sahipleri peygamberlerin varisleridir. Sema ehli onları sever. Denizdeki balıklar kıyamete kadar onlar için bağışlanma diler. Allahu Teala bir başka ayet-i kerimede ilim sahiplerini şöyle tasvir eder. Ancak Allah'tan alim kulları korkar. Fatır 28 Bir başka hadisi şerifinde Peygamberimiz şöyle buyurur. Allahu Teala Kıyamet günü halkı bir araya toplar. Sonra alimleri aralarından ayırır ve şu hitabı yapar. Ey ulema Zümresi, sizi bildiğim için ilmimi verdim. Sizi azap etmek için onu vermedim. Doğruca cennete gidiniz. Sizi bağışladım. Alemlere Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki abid kulları esirgemek için dereceler verdi. Aynı şekilde arifler için yakınlık hallerini ihsan buyurdu. Talebelerden bazısı diğerlerine ihtiyaç bırakmayacak bir eser tertip etmemizi diledi. Onların arzusuna uygun olarak bu kısa eseri tertip ettik. Gaye hem ona hem de başkalarına yete ve şifa ola. Eserin ismini Sırrul Esrar Fima Yehtecu İleyhil Ebrar Ebrar zümresinin ihtiyaç hissettiği sırların sırrı koyduk. Çünkü bu eserde dinimize yolumuza ait olan gerçekleri anlattık. Bunlar daima arzulanan şeylerdir. Eseri bir takdimden sonra 24 bölümü ayırdım. Çünkü kelime tevhid 24 kelimedir. Gece gündüz de 24 saattir. Takdim Öte alemlerde yaratılışın başlaması beyan olunur. Allah sana sevdiği ve hoşlandığı işlerde başarı versin. Söylediklerimi bil, anla. Allahu Teala cemali nurundan ilk defa Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, nurunu halk etti. Bunu Allahu Teala bir kutsa hadisinde şöyle açıklar. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu yüzümün nurundan halk ettim. Bu durumu peygamberimiz de beyan etmektedir. Allah önce ruhumu yarattı. Allah önce nurumu yarattı. Allah önce kalemi yarattı. Allah önce aklı yarattı. Bunların hepsinden tek şey murat edilmektedir. O da hakikati Muhammediye yani Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek yönü. Hal böyleyken ona bazı atlar takıldı. Nur dendi. Çünkü o celal sıfatı altında saklı, zulümattan yana saftır. Bunu Hak Teala haber verir ve der ki Allah tarafından size nur, her şeyi açık anlatan kitap geldi. Yunus 57 Akıl dendi. Çünkü her şeyi idrak ederdi kalem dendi. Çünkü ilim onunla yayıldı. Sonra ilmi hurufat alemine dökmeye de amil olmuştur. Ruhu Muhammed'i olanların özü, kainatın evveli ve aslıdır. Buna işareten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki ben Allah'tan, müminler de benden. Allahu Teala lahut aleminde ve hakiki aseni takvimde bütün ruhları onun sallallahu aleyhi ve sellem ruhundan yarattı. O sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda bahsedilen alemde bütün insanlığın adıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem vatanı aslidir. Bu yaratılıştan 4000 yıl sonra Hz. Muhammed'in göz nurundan arşı yarattı. Kainatın kalan kısmını da arştan yarattı. Ondan da kainatı yarattı. Ondan da kainatı. Sonra yaratılan ruhları kainatın en aşağı derecesine indirdi. Yani bu cesetler alemine demek istiyorum. Bu sözün delili şu ayeti kerimedir. Sonra onu aşağıların en aşağısına gönderdik. Tin 5 Yani o nuru ilk önce lahut aleminden ceberut alemine gönderdi. O nurdan olan ruhlara iki harem arasında ceberut nurundan kisveler giydirdi. Buna sultani ruh tabir edilir. Sonra bu kisve melekut alemine saldı. Orada da melekut nurundan kisve giydirdi. Buna da ruhani ruh tabir edilir. Sonra mülk alemine gönderdi. Mülk kisvesine bürüdü. Buna da cismani ruh tabir edilir. Sonra bundan cesetleri halketti. etti. Bu değişiklik halleri şu ayet-i kerime haber verir. Sizi ondan yarattık. Ona iade edeceğiz. İkinci bir sefer yine ondan çıkaracağız. Taha 55. Bu hallerden sonra Allahu Teala o ruhlara bu cisme girmeleri için emir verdi. Onlar da Allah'ın emriyle girdiler. Bunu da şu ayet-i kerime haber vermektedir. Ona ruhumdan üfledim. Saat 72. Zaman oldu. O ruhlar bu cesetle ilgisini arttırdı. Bu yüzden ahdini unuttu. Halbuki Allahu Teala onları yarattı. Sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Onlar da evet dedi. İşte bu sözü unuttular. Asli vatana dönemediler. Fakat Rahman yani varlığın yardım kaynağı. Onlara acıdı. Bu sebeple semavi kitaplar saldı. Bunlarla asli vatanı hatırlatmak istedi. Buna da şu ayeti kerime işaret eder. Onları Allah'ın günlerini hatırlat. İbrahim 5 yani ruhlarla geçen o visal günlerini hatırlattı demek oluyor. Bu aleme birçok enbiya geldi ve ahirete göçüp gitti. Hepsinin gayesi bu durumu anlatmak ve halkı ayıktırmaktı. Fakat onu anan, ona yönelen, o aleme iştiyak duyan ve o aleme vasıl olan azaldı. Nübüvvet Büyük Muhammed'i ruha varıncaya kadar, devam etti. O risaletin sonuncusuydu. Şaşkınlıktan ayıktırıyordu. Allahu Teala basiretlerini açmak için onu bu gafil insanlara gönderdi. Gaye onları gaflet uykusundan almak, visaline, ezeli cemaline ermeye yani Allah'ın zatına davet idi. Peygamberimize yolunu tayin için bildirilen şu ayet-i kerime bu duruma işaret eder. Söyle Yolum şu basiret üzerinedir. Ben ve bana uyanlar aynı yola davet ederiz. Yusuf 108 Peygamberimizin de şu hadisi şerifi bize gayenin esasını anlatır. Ashabım gökteki yıldızlara benzer. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Basiret ruh gözesinden gelir. Evliya için kalp makamından açılır. Elde ediliş tarzına gelince. Zahiri bilgiyle olmaz. Ötelerden, batından coşup gelen ilim lazım. Şu ayeti kerime bizden bizi işin özüne iletir. Ona canibimizden, ötelerden ilim vermiştik. kef 65 İnsana gereken basiret sahiplerini bularak telkin yoluyla onlardan bir şeyler almak. O telkini yapan zat, veli, mürşid ve lahut aleminden haber veren olmalı. Kardeşler, ayıkınız. Tövbe yoluyla Rabbinizden marifet talebinde bulununuz. Bunun için koşunuz. Bunu Allahu Teala şu ayeti kerime ile haber verir. Rabbinizden gelen bağış için keza arzı yer gök arzı kadar olan cennet içinde konuşunuz. Ki o itika sahipleri hazırlandı. Ali İmran 133 Yola giriniz. Şu ruhani kafileler Rabbinize dönünüz. Yakında yol kesilecek o aleme gidiş için arkadaş bulunmayacak. Biz bu harap dünyaya oturmaya gelmedik. Yemek içmek ve ahpis nefsin ihtiyaçlarını tatmin içinde gönderilmedik. Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem sizi gözetmekte ve halinize bakıp üzülmekte ki bunu şu hadisi şerif bize anlatıyor. Üzüntüm ahir zamanda gelecek ümmetim içindir. Bize gelen iki şekil üzeredir. Zahir, batın yani şeriat yolu ve marifet. Allahu Teala şeriatla dış alemimizin düzenini, marifetle de iç alemimizin düzenini emreder. Her ikisinin birleşiminden ise hakikat peyde olur. Bu sözümüze ağaçla yaprağı misal getirebiliriz. Bundan sonra meyve hasıl olur. Şu ayet-i kerime anlatmak istediğimiz manaya işaret eder. İki deniz yürür, karşılaşır, hatta mahcuplara göre birleşir. Fakat aralarında berzah, insanı kamil vardır, şaşmazlar. Rahman 20. Her iki mana birden alınmalı. Aksi halde yani yalnız zahiri bilgiyle hakikat elde edilemez. Esas gayeye varılamaz. İbadet tam olması için biri değil, ikisi lazımdır. Yani şeriat ve marifet. Allahu Teala bu manayı şu ayet-i kerime ile işaret eder. Cin ve insi bana ibadet etmeleri için yarattım. Zariyat 56. Yani zatıma karşı irfan sahibi olalar diye. Her ki ona karşı irfan duygusuna sahip olmaz, nice ibadet edebilir. Marifet, nefsin kara perdesini kalp aynasından açmak ve onu temizlemekle hasıl olur. O zaman cemali ilahinin gizli hazinesi gözükmeye başlar ki bu kalp sırrının özünde gözükür. Allahu Teala bir kutsu hadiste şöyle buyurur. Gizli hazineydim, zatıma irfan duygusu taşınmasını istedim. Halkı bunun için yarattım. Bundan anlaşılıyor ki Allahu Teala insanı marifet için yarattı. Marifet yani irfan sahibi olmak iki şekilde anlatılır. Biri Allah'ın zatına, öbürü de sıfatına karşı irfan duygusuna sahip olmak. Allah-u Teala'nın sıfatını arif olmakta dünya ve ahirette cismin alacağı tat vardır. Ama onun zatına karşı irfan duygusunda öbür alemde mukaddes ruhun alacağı haz vardır. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Biz onu kutsi ruhla teyit ettik. Bakara 87 Allah-u Teala'nın zatına karşı irfan duygusu taşıyanlar kutsi ruhla kuvvet bulmuşlardır. Anlatılan bu iki marifet ancak iki yönlü ilimle meydana gelir. Zahiri ilim bir de batini ilim. Anlattığımız işlerin husulü iki ilme bağlıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki ilmi anlatırken şöyle buyurur. İlim ikiye ayrılır. Biri dilde olur ki bu Allah'ın kulları üzerindeki hüccedidir. Bir de kapta olan ilim, gayelerin husulü için faydalı olan da budur. İnsan önce şeri bilgilere muhtaçtır. Bu ilimle sıfatlar aleminde Hak Teala'nın zatına ait bilgiler tahsil edilir. Bundan sonradır ki batın ilmine sıra gelir. Bu ilimle de marifet aleminde Hakka irfanın tam kendisi elde edilir. Bunu arayabilmek için dinin emirlerine uymayan işleri bırakmak gerekir. Hatta tarikat adamına uymayan hataları da bırakmak icap eder. Bu anlatılan halin husulu içinde nefse ve ruha ağır ve güçlü gelen vazifeleri yaptırmalı. Bunlar yapılırken yalnız Hakk'ın rızası gözetilmeli. Görsünler veya duysunlar diye iş yapılmamalı. Allah Teala anlattığımız hali şu ayet-i kerime ile işaret eder. Her kim yaratanına kavuşma ediliyorsa yararlı iş yapsın. Yaratanına yaptığı ibadete kimseye ortak etmesin. Kef 110. Marifet alemi tabir edilen alem. Lahut alemidir. Orası ise asli vatandır. Ki orası yukarıda anlatılan kutsi ruhun yaratıldığı alemdir. Hakiki insanlık oradadır. Ki o hakikat kalbin özüne emanet olarak kondu. Onun varlığı tevbe ve telkinle meydana çıkar. Ve la ilahe illallah kelime-i tevhidine devamla kendini açavurur. vurur. Kelime-i tevhide önce dille devam edilir. Kalp hayatı bulununca da kalp diliyle söylenir. Tasavvuf ehli kutsi mane hallerine tıfıl, çocuk adını taktılar. Ona tıfıl denmesi bazı sebeplerden ileri gelmiştir. 1- O hal kalpten doğar ve orada terbiye görür, büyür. Ki anne de önce yavruyu doğurur, besler, büyütür ve bülü uçağına erdirir. 2- İlim tahsili çok kere yavrulara hastır. Marifet ilmi ise o kalbin yavrusuna talim edilir. 3- Çocuk zahirdeki günah kirlerinden temizdir. O kalbin yavrusu ise şirk, gaflet ve cismani hatalardan paktır. 4. Bahsedilen temiz suret çocuklarda daha çok görülür. Bundandır ki çok kere mana alemlerine dair temiz hal melaike suretinde görülür. 5. Yapılan amellerden sonra cennete girilir. Sonra onları Allahu Teala tıfıllarla yani yavrularla mükafatı erdireceğini anlatır. Ayet Onların çevresinde daima yavrular döner. Vaka 17 Ayet Onlar için hazır bekleyen gılmanlar, hazinelerde saklı inciler gibidir. Tur 24 6 Tıfıl Çocuk isminin ona takılmasındaki bir başka sebep ise letafet ve nezafet halidir. Sonra ona verilen bu isim mecaz yolu iledir. Çünkü o bedenle ilgilidir beşer suretine bürünmüştür. Çünkü onunla alakası vardır. Sonra onun velayeti de bu ismi almasına sebep olmuştur. Sonra o beşerin rengini de değiştirmiştir. Onun bidayetine nazar edilirse bu hal daha iyi sezilir. Çünkü o hakiki insandır. Çünkü Hak Teala'ya nispeti vardır. O insanlığın hakiki yönü öyle bir şeydir ki ona göre ne cisim ne de cismani olmak var. Onun varlığı hakkın zatına karşı bir mahrem teşkil etmez. Bunu Peygamberimizin şu hadisi şerifi anlatır. Allah ile öyle bir zamanım olur ki, o anda ne melekül mukarreb, hakka yakın melek, ne de nebi mürsel bir peygamber girebilir. Hadis-i şerifte bahsi geçen mürsel peygamber, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin beşeri yönüdür. Yakın melek, mukarreb melek ise, Cebarut nurundan yaratılan peygamberimizin ruhani durumudur ki oraya melek için giriş yoktur. Lahut nuru da oraya giremez. O alemi anlatırken Peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Allah'ın bir cenneti vardır. Orada köşkler olmaz. Bal laf edilmez. Süt bulunmaz. Orada yalnız ilahi yüze nazar kılınır. Bu durumu bir ayet-i kerime teyit eder. Yüzler vardır. Tazedir. Parlar o günde. Kıyamet 22. Bir hadis-i şerifte bu hali başka yönden teyit eder. Rabbinizi seyrede alacak, mehtaba bakar gibi bakacaksınız. O öyle bir alemdir ki oraya melek veya cismiyet uğrasa derhal yanar. Burada bir kutsi hadisi anlatmak yerinde olacaktır. Şayet celal yüzümden perdeyi aralayacak olsam, gözümün aldığı yerlere kadar olan her şey yanardı. Keza Cibril'in de bu hususta Peygamberimize bir sözü vardı. Onu da zikredelim. Bir karınca boyu öteye geçecek olursam derhal yanarım.